Öncelikle bugün anneler günü, önemli bir gün. Kutsal varlıklarımız. Dolayısıyla tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum, tebrik ediyorum. Değerli basın mensup arkadaşlarım, değerli dinleyicilerimiz arkadaşlarım. Basında son günlerde bir kavrama kampanyasıyla karşı karşıyayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve belediye başkan adayımız Vefa Salman olarak söz verdiğimiz gibi hiçbir şekilde belgesiz ve hiçbir şekilde amiyana tabiyle belden aşağı bir konuşma yapmayacağımızı ve elimizde evrak olmadan konuşmayacağımızı hem partimizin geleneği ve yolları hem de başkanımızın talimatları gelince biz bunları yapmayacağımız daha önce de basına konu hakkında bilgiler vermiştik. Bugün basın toplantımızın tek gündem maddesidir. Tek maddeyle bir basın toplantısı yapmayı düşünmüştük. En son çıkan Perşembe akşamı canlı yayında belediye başkan adayımız Vefa Salman'ın Yakup Koçal'ın son günlerde yapmış olduğu harcamalarla ilgili bir takım belgeler ortaya koymuştu. En son ortaya koyduğu belge Yakup Koçal'ın seçimden önce son 3 ayında yapmış olduğu harcamalarla ilgili bu harcamalarla faturası şarkıcı sanatçıların yapmaya gelmesi, platformların kurulması, ses cihazlarının kurulmasına ilgili bir faturaydı. Bu böyle bir faturanın Yakup Koçal geçtiğimiz günlerde gazeteye verdiği demeçte buradan okuyarak söylüyorum. Yakup Koçal yalancı bu herifler. Yakup Koçal yalancı bu herifler açıklamasına karşı bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Kesinlikle biz yalancı değiliz. Sadece ve sadece belgeyle konuşuyoruz. Biz 20 gün belediyede görev yaptık. 20 günde bunları çıkardık. Savcı değiliz, hakim değiliz. Sadece ve sadece 20 gün görevde kalarak bu belgeleri çıkardık. Tabii bunlar bitmeyecek, devamı gelecek. Elimizde çok belge var. Günü geldiği zaman ve günü şey olduğu zaman göstereceğiz. Yakup Koçal yalancı bu herifler dedikten sonra dün internet sitelerinde bu ses cihazlarının parasını ve platformun paralarını AKP tarafından ödendiğine dair faturayı sizlere sundu. AKP ödediyse, AKP eğer ki bu ses cihazlarının sanatçıların parasını ödediyse bizim elimizdeki faturalar neyin faturası değerli arkadaşlar? Tabii ben size bunu okuyacağım. 3 Mart 2014, 6 Mart 2014, 25 Mart 2014. Bir tane 47.200, bir tane 118.590, bir tane de 177.000 olmak kaydıyla toplam 342 bin lira ilgili firmaya ödenmiş veyahut da tahakkuk ettirilmiştir. Bunların bu tahakkukların ikincisi olan 118.590 liranın tamamı ödenmiştir. Diğerlerine bir kısmı ödenmiştir. Size bu Yalova Belediyesi bilgi işlem servisinden çıkardığımız rapordur bu. Üzerinde çizili olan rakamlar bunların belgesidir. Şimdi ben size okuyorum buradan. Yayın alımı, ses, sahne, ışık düzenlemesi, ödenek no 802, ödeme miktarı 177 bin,
ödenen miktar 3.697 kalan ödenecek. Yine ses sistemi ve LED ekran alımı. Ödenek no 698. Ödenek miktarı 118.590. Tamam ödenmiş, borç yok. Üçüncüsü hizmet alımı. Prodüksiyon. Ödenek no 667. Miktarı 47.200. Ödenen para 30.600, kalanı 17.000 ödenecek diye bunlar bunun belgesi. Telif hakları veyahut da isim haklarını şey yapmamak üzere de şöyle zaten göstereceğim. Bakınız faturalar da burada. Bunlar fazla bunları şey yapmayın diye şey yapıyorum. Kapatarak söyleyebilirim. İşte size faturaları. Yani şöyle de tamam fazla bunu almayalım ama daha çok şey yapalım. Ben size sadece gösteriyorum. Sadece ben size gösteriyorum faturalarını da. Yani daha önce de gösterdik biraz şey oldu yani göstermemesi gerekiyordu. Gösterdi ama fatura yanımızda. Şimdi tabii bu açıklamayı niye yapmak zorunda kaldık? Bu açıklamayı koçalar cevaben yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hani bir laf vardır da yılandan korkmayız. Yalandan korkarız ama kul hakkını yiyenin yalanlarını da belgelemek ve Yalova kamuoyunun bilgi edinme hakkını da Yalova kamuoyunun bilgi edinme hakkına duyduğumuz saygımızdan dolayı bu açıklamayı yapıyoruz. Yani Yalova kamuoyunun da bilgi edinme hakkı vardır. Herkesin hakkı vardır. Kanundan bu tespittir ama biz bunu bir kamuoyuna Yalova hakkının kamuoyuna bir saygımızdan dolayı basınlama yapmak zorunda kalıyoruz. Yani bu para ödenmiştir, ödenmedi diye basına veyahut da kendi aralarında konuşurken bizlerin elinde acaba belge olmadığını mı tahmin ediyorlar? Biz tüm konuştuklarımız, tüm elimizdeki her şeyin faturası var. Faturası yok diyorlarsa buyurun faturalarımız, fotokopileri burada. Bu demin gösterdiğim gibi bu belge Yalova Belediyesi Bilgi İşlem Servisinin tahakkuk, tasdik ve resmi bir belgesi olduğunu. Bunun altında bir takım şeyler de var ama onları söylemek küçük rakamlar. Dolayısıyla böyle bir para ödenmiştir. Böyle bir paraya hasıl olmuştur. Özellikle galiba 28 Mart'ta yapılan Süleyman Soylu'nun geldiği mitingde ve ilgili sanatçının geldiği 29 Mart'taki hem Süleyman Soylu'nun geldiği hem de aynı gün sanatçının geldiği miting veya da yürüyüş diyelim orada bu paralar harcanmıştır. Bizler Vefa Salman'ın cebinden bir miktar partiden bir miktar da kendi eşimizin dostumuzun harcadığı paralarla mümkün mertebe miting veya yürüyüş yaparken karşı taraf devlet imkanlarını ve belediye imkanlarını kullandığını görüyoruz. Seçim propagandalarında kesinlikle ve kesinlikle belediye bütçesi kullanılmaması gerekirken belediye bütçesinin kullanıldığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Benim bu konudaki söyleyeceklerim bu kadar. Ama varsa bununla ilgili sorunuz veyahut da öğrenmek istediğim bir şey cevaplayabilirim diye söyleyeyim size. 29 Mart'ta AK Parti'nin düzenlemiş olduğu miting ve sanatçı programı masrafları Yalova Belediyesi tarafından mı ödenmiş oldu? Anladığınız şu durumda 3 Mart, yani 6 Mart faturalar, o ve faturalar 25 Mart tarihlerinde ki yapılan Süleyman Soylu mitingi, kendi yürüyüşleri, halk eğitim merkezindeki daha önce halk eğitim merkezinde 2 hafta boyunca her akşam toplantılar yapmıştı. Tam ediyor bunların fotoğrafı. Direkt 29 Mart diyemem belki ama bu Süleyman Soylu mitingi, kendi yürüyüşleri ve halk eğitim merkezindeki 2 hafta boyunca Mart ayında her akşam yemek veyahut da bir toplantı yapılmıştı. Onların ödeneğidir diye. Çünkü burada sadece firma ismi ve hizmet alımı, ses sahne iş düzenlemesi. Bakın birincisi ses sahne iş düzenlemesi, ikincisi ses sistemi ve LED ekran düzenlemesi, üçüncüsü de firma adını yazarak
prodüksiyon, organizasyon ve ses ışık sistemi olarak iş yapmış. Bunlar büyük ihtimalle yani şey olarak. Başkan tek firma doğru mu? Tek firma evet. Tek firma. Tek firma olması da biraz tabii bu şeyleri arttırıyor, bazı soruları arttırıyor. Bir önemli nokta da başkan, eğer biz 20 gün orada olmasaydık ya da o kamuoyu bunların hiçbirini öğrenemeyiz. Demin söylediğim gibi orada aktif almışız. 20 gün katılıyorum size. Biz 20 gün belediyede olmasaydık Yalova'dan asla öğrenmeyecekti. Biz de savcı değildik, hakim değildik. Ama bunlar da gerçekten yani çıkarmak zorunda kaldık ve çıkardık da. Tabii bence bunlar tabii YSK'dan seçimi iptal ettireceklerini biliniyordu. Ve seçim iptal olduktan sonra bizlerin bu belgelere ulaşamayacağımızı galiba sanıyorlardı. Biz de bunlara hepsine ulaştık. Tabii bunlar ulaşabildiğimizin bazıları. Bu ulaşamadıklarımız da var diye başka zaman zaman kamuoyuyla paylaşıyorsunuz faturaları. Evet. İşte pilav üstü kavurmalar, normal yemekler, ses düzenleri, sanatçılar. Sanatçı gerçi AK Parti'den kesilmiş. Seçimin genel anlamda toplam maliyeti, yani belediye kaça mal olmuş seçim, bunu çıkarttınız mı tam bir rakam olarak? Şimdi tabii faturalar gelmeye devam ediyor, tam o rakam veremeyeceğim. Ben sadece bizimkini biliyorum, bizim seçim bütçemizin ne kadar kısıtlı ve ne kadar zor şartlar altında. Sizler biliyorsunuz, sizler de biliyorsunuz. Evet. Yani bizim böyle gazetelerde sayfa sayfa reklamlarımız çıkmadı. Bizlerin derneklere, kulüplere ikramlarımız da olmadı. Biz sadece sabahları 10-15 gün bir kahvaltı verdik, o da 3 tane zeytin, 1 tane yarım peynir, böyle usulen bir kahvaltı verdik. O da bütçemizin ne kadar kısıtlı olduğunu şey yapıyor. Yalova Belediyesi'nin seçimlere ne kadar para harcadığını önümüzdeki günlerde tamamını toparlayarak belediye başkanımızın, belediye adayımızın ve faslamalarını bir toplasamını duyuracağız sizlere. Yani sadece şimdi bu konu hakkında rakam verebiliyorum ama rakamın herkesin tahmin ettiğinden yüksek olduğunu görüyorum ve biliyorum. 8 milyon lira rivayet ediliyor. Yani işte önümüzdeki günler hepsini toplayacağız. Bunun pilavı var, ses düzeni var, şemsiyesi var, çakmağı var. Bir başka şeyleri de var. Eğer bu faturalar o seçim çalışmalarının faturasıysa, Yakup Koçal'ın geçen gün basına gösterdiği fatura, partiye kestirdiği fatura ne faturası? O sanatçıya dönüyor. Yani şu olabilir, bu yani bedelin büyük bir kısmı belediye ödettirilmiştir. Küçük bir kısmı da AK Parti'ye ödetmiş olabilir. Yani ben o faturanın da gördüğüm çok doğru olduğunu da... Şimdi ödetmiş olabilir derken, yani dediğiniz gibi fotoğraf bir fatura da olabilir. Bakın ben size, yani insanın ticaret halidir, kişisel haklarıdır. Ben size belediyenin Yalova Türkiye Cumhuriyeti Yalova Belediyesi tahakkukundan, yani tahakkuk demek bu belediyenin resmi kayıtlarına bugün savcı, hakim, Ankara, denetmen, müfettiş bu kayıtlara yol açılıyor. Ama bunların faturası da cebimizde. Gösterdiğim gibi. Ama ya olabilir yani 35 bin lira kısmı harca demiştir de 350 bin kısmı da belediye ödemiştir. O yüzden zaten sizin gösterdiğiniz ağırlıkta ses sistemi, sahne sistemi faturaları, evet. Sanatçının faturası gözükmüyor. Yok. Partinin de gösterdi, sanatçı faturası. Ben size tekrar özellikle sanatçıya şu kadar para dedim. O zaman doğruluyorsunuz bizim bu şeyimiz. Yani sanatçının parası oradan mesela sazının parası. Tekrar ediyorum. Ödenenin kullanıldığı İşin adı, yayın alımı, ses, sahne, ışık düzenlemesi. 177 bin lira. İkincisi, ses sistemi ve LED ekran hizmeti alımı. 118 bin lira. Bir de hizmet alımı diye, yine aynı firmadan, prodüksiyon, organizasyon ve ses, ışık sistemleri hizmet alımı 47 bin 200 lira. Sanatçı burada yok. Demek ki sanatçının parasını kendi verdi.
bunların hazırlanması, sahnenin hazırlanması, işte ışıkların hazırlanması, sanatçının buraya getirilmesi, belki burada ağırlanması, işte bildiğiniz o diğer çalışmaları da Devam Belediyesi tarafından tahakkuk ettirildiği de anlaşılmaktadır. Başkan, normalde Vefa Salman'a sormamız gereken bir soru ama gıyabını size soralım. Geçen gün Uğur Dündar'ın Halk Aralısı programında vekil Muharrem İnce Yakup Koçal'ı programa davet etmişti. Ona bağlı olarak Uğur Dündar da davet etmişti. Buna cevap verdi Yakup Koçal. Odri Meydan, CHP milletvekili ve adayı beraber olsun, ben de tek başıma geleceğim programa dedi. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Gerçekten olacak mı bu program? Hayır, tabii ki olacak. Hatta şöyle de söyledi. Olmasını bana 5 dakika, onlar 10 dakika verir. Valla bizim başkanından mangal kadar yürek var. Evrakları var. Yani onları, bu konuları benim cevaplamam uygun değil bu ortamda. Ama biliyorum ki hem Muharrem İnce hem belediye başkan adayımız her zaman her platformda, ister onların kanalı, ister bizim tarafta, her zaman onlara hazırlar diye düşünüyorum. Ama tabii ben onlar adına konuşmam burada şey olur yani, diğer soruyu düşünüyorum. Bu son günlerde mesela en son Yakup Koçal'ın yaptığı yalancı bu herifler ifadesinden sonra yaklaşımımızda daha bir 25 gün var seçimlere. Bu üslup sürekli bir sert ve yalanın bugüne kadar görmediği bir şekilde gidiyor. Heriflerle başlayan kelime dağarcığı. Tabii. Sizce 30 bir şey biraz evine kadar nereye varır? En başta söylemiştim. Tevazu sahibi olmak lazım. Daha üsluba dikkat etmek lazım. Bakınız. Galiba 28 Nisan'da ya da 30 Nisan'da veya 28 Nisan'da valilik görevi bizden devralınmasını Ömer Aslan Bey'in meclis birinci başkanlığı vekili olduğu için yapılacak belediye meclis toplantısına kadar belediyenin Ömer Aslan tarafından yönetilmesi gerektiğini bize devredince valilik Ömer Aslan Bey'i arıyor. Ömer Bey de beni arıyor. Buyurun, belediyeye çağırdık. Kapıda karşıladık. Kanun ona vermiş olduğu yetki ve yasalar gereği biz Ömer Bey'i belediye başkan vekilidir. Valinin atadığı veyahut da kanunun atadığı belediye başkan vekilidir. Kuruma ve şahsına saygımızdan dolayı kapıda karşıladık. Belediye başkanlığı koltuğuna oturtturduk. 15 dakika biz 20 günde ne yaptık ve ne yapılması gerekenleri bir kurumsallık adı altına konuştuk. Tebrik ettik. Başarılı dedik. Döndük. Biz bu kadar tevazu içerisinde olurken ve gerginliği en alt seviyeye de yaparken sağ olsun Ömer Bey de çok kibar bir efendimizdir. Benim de kişiliğim gereği ve ailemizden aldığımız öğretide hep böyle toparlayıcı ve kesinlikle kavgacı olmayan bir yapım vardır. Ben de Ömer Bey'le bu anlamda güzel bir şekilde devir teslim yaptık. Başarılı dedik geldik. Ve orada da konuşmamızda kesinlikle halk bu kavgaları istemediğini hep konuştuk. Ama bizi bir yere çekmeye çalışıyor Yakup Koçal. Hep böyle kavgacı usulunu yapmak istiyor. Biz bunlara kesinlikle cevap vermeyeceğiz. Sadece belge sunacağız. Biz kesinlikle kamuoyunda kavgalı veya da kavga ediyor görüntüsü kavga etmiyoruz. Bizim işimiz hizmet. Bizim işimiz hakkımızı almak. Bizim işimiz 2 Haziran'da 1 Haziran'da seçimi kazanıp Yalova'yı daha temiz ve daha güzel bir hava yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi kamuoyu yürüt istemiyor. Kamuoyu bildiğimizle ve yüreğimizle
yolda devam edeceğiz. Ama kendilerinin de bize böyle bu hedefler falan demesini hiç bırakmayacağız. Yani her ne kadar kamuoyu kavga etmiyorsa da bunlara verilecek cevabımız her zaman olacaktır.